görüşür, var mıdır, vacip midir? Sizinle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kurban düşer? İlahi mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadınımız değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizler Allah'ın selamıyla selamlıyor. Yuvalarınıza huzur diliyoruz. Memleketimize huzur diliyoruz. Müslüman kardeşlerimiz arasına ülfetin yayılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim bugün değerli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'yi ağırlamaktayız ve muhterem hocamıza dini konularla ilgili olarak bilmediğimiz soruları yönelteceğiz. Her zaman olduğu gibi ama her programda farklı şeyler öğrenmekteyiz muhterem hocamızdan. Belki hayatımızda çok böyle faal olarak yapmış olduğumuz dini meselelerle ilgili olarak işlerden bizzat bilmediklerimizi veya aa hocam böyle miydi dediklerimizi öğreniyoruz. İnşallah bu programda onlardan birisi olacaktır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Kıymetli hocam, izleyicilerimizin sosyal medya ve mail üzerinden ulaştırmış oldukları sorular hazır. Canlı yayında soracakları sorular gidişatı daha çok belirleyecek. İzninizle Bismillah deyip başlayalım. Efendim 0312 alan kodumuz 294 4294 telefon numaramız. Canlı yayına katılabilirsiniz programımız için. Muhterem hocamıza suallerinizi canlı yayında sorabilirsiniz. Diyanete soralım @diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz ve sosyal medya Twitter, Facebook / Diyanete soralım. Bu adreslerden de anlık iletilerle programımıza katılım sağlayabilirsiniz. İlk durağımız Almanya muhterem hocam. Bismillah deyip çıkalım yola. Almanya'ya selamlar. Müslüman kardeşlerimizi selamlıyoruz sizin nezdinizde. Hoş geldiniz efendim. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam benim bir tane sorum olacak. Buyurun efendim. Babam burada geçen sene vefat etti. Biz ona burada evde bakamadık. Bakanımız için de burada bir şeye verdik. Bakım yerine verdik. Evet. Bunun acaba bir biz bakamadık diye bir günahı ya da bir başka bir şey var mı diye sorum. Birinci sorum bu. İkinci peki, sorum. Peki. İhtiyaçlarının daha iyi karşılanması için bakım evine verdik. Doğru mu efendim? Evet hocam. Peki. Evet hocam. Diğer sorunuzu alalım efendim. Ondan sonra ben burada, benim Türkiye'de amcam vefat etti. Amcamın çocuklarının bir tanesi, büyükleri buradaydı. Ben Türkiye'ye gidemiyordu. Parası yoktu. Ben burada ama maddi durum ve manevi durumların yerinde. Ben burada tuttum. Buna yardımcı oldum hocam. Bir de para vermiştim. Parayı verdim. Ondan sonra paramı biz mahsuruz geri alamadım. Ondan sonra ben kızdım. Kızmamla dedim ki hakkımı helal etmiyorum dedim. Peki bu parayı borç olarak mı verdiniz efendim amcanıza? Amcamın oğluna. Tamam. Evet. Borç olarak vermiştiniz. Daha sonra parayı geri ödemedi. Doğru mu efendim? Evet, evet hocam. Sonrasındaki durum ne? Şu anki mevzu, soracağımız soru. İşte o mesela ben şimdi kızdım. Ondan sonra kızdım. Dedim ki hani kızmamla hakkımı helal etmiyorum dedim. Evet. Soralım. Değerli hocamıza soralım. Tabii parayı ödeyecek değil mi efendim? Burada parayla ilgili bir şey yok. Hayır, ödemiyor hani. Diyor ki ha, ödemiyor. Telefon ediyoruz, telefona da çıkıyor. Peki. Ne verdim, ne vermem dedim. Peki efendim, soralım. Şimdi anlaşıldı konu. Soralım muhterem hocamıza. Böyle bir durumda ne yapılmalı? Hak helal edilmediği takdirde yerini bulur mu? Soralım. Geçmişinize rahmet olsun. Almanya'daki tamam. Vatandaşlarımıza, teşekkür ettim. Müslüman kardeşlerimize selamlar. Biz teşekkür ediyoruz efendim katılımınız için. Sağ olun. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi babası vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Allah. Zaten ona yapacağı bir şey yok şimdiden sonra. Yani o hizmet, hürmet bakımından yapacağı bir şey yok. Yani kendisi evde bakamamış. Bir bakım evine vermiş. Ha, orada babası bundan ne derece etkilendi bilemeyiz. Yani şunu demiş olabilir ki bir evladım beni çok gördü. Şeye verdi de demiş olabilir. Veyahut da beni daha iyi bakım yapsınlar diye buraya getirdi. Allah razı olsun da demiş olabilir. Ne dediğini biz bilemiyoruz ama şu var ki evlat anasına babasına sahip çıkmalıdır. Onlara saygıda, hürmette, hizmette kusur etmemelidir ki o ihsan, ihsan etmelidir. Yani vermelidir, itaat etmelidir değil de ihsan etmelidir. Ana babaya ihsan da. İhsan. Ne demek ihsan? Ona iyilik etmeye. Yani onun hoşnut olacağı şekilde davranma, gerek sözle gerek fiille ki Kur'an-ı Kerim ne diyor ayet-i kerimede? Onlara üfleme diyor. Efendim onlara rahmet kanatlarını ger diyor. Evet. Nasıl ki onlar beni küçükken terbiye etselerse onlara seni merhamet et diyor diye Cenab-ı Hakk'a dua etmemizi söylüyor. Yani anaya babaya İhsan, iyilik bizim dinimizin en önemli noktalarından biri. Hatta bir de şunu söyleyeyim.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anası babası yaşlandığı halde onlara hürmet, hizmet ederek cennete hak edemeyen kişilerle ilgili ağır ifadeler kullanıyor. Ha, şimdi vefat etmiş babası. Şimdiden sonra ne yapabilirim? Evet. Yani ben daha önce ona görevimi yaptım mı, yapmadım mı, şöyle mi yapsaydım, böyle mi yapsaydım, iş bitti. Keşke'nin faydası yok. Ha, bundan sonra ne yapabilirim ki bundan sonra yapacağı şey onun için dua eden hayırlı evlat olmasıdır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi var. Buyuruyor ki bir insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç grup müstesna. Onlardan birisi kalıcı hayır bırakan ki ona sadakayı cariye diyoruz kişi. İkincisi peşinden dua eden hayırlı evlat bırakan kişi. Üçüncüsü de kendisinden faydalanılan, yararlanılan ilim bırakan kişi. Şimdi benim bu kardeşime veya bu durumda olan hepimize, kendimize de dahil tavsiyem şu. Artık vefat etmiş olan kişilere bizim yapabileceğimiz bu. Yani hayırlı bir evlat olmak, onlar için dua etmek. Bazen o da olur. Yani bir sevap kazandıracak bir fiilimiz olur. Onun sevabını bağışlarız. Onlar da bir yöntemdir. Peki efendim. İkincisi ben şöyle çok iyi anlamadım ama sizin sorduklarınızdan anladığım şey şu. Amcaoğluna borç vermiş. Amcasının oğluna borç vermiş, o da borcunu ödememiş. Evet, helal etmiyor. Ve bir de ona hakkımı helal etmiyorum diyor. Hakkı geçmiyor. Bu helal etse bile Allah onu herhalde yani inkar ettiği için muhasebe edecektir, sorumlu tutacaktır. Yani illa hakkını helal etmek zorunda değildir bir kimse bir başkasına. Hani günah olur mu hakkımı helal etmesi? Yok, o günah olmaz ama hakkını helal ederse sevap olur. Kötülüğe karşı iyilik mi? Her kişi. La darar ve la dırar. Zarar vermek. Peki. Zarar vermek yok. Zarara zararla mukabele etmek yok. Yani biri size zarar veriyorsa ona zararla mukabele etmeyeceksin. Mesela Sıla-i Rahim'le ilgili olarak belki evet, yarın yine olur bu inşallah. Diyor ki seninle ilişkiyi kesen akrabanla sen ilişkiyi devam ettir. Bu anlamda hadis-i şerif var. Seninle ilişkiyi kesene, seninle ilişkiyi kesmeyene zaten sen de mukabele edersin. Ama asıl hüner, ilişkiyi kesene senin ilişkini sürdürmen. Senden uzak durana, akrabana yakınlaşmaya çalışmandır. Burada da hakkını helal ederse, o borcunu affederse daha iyi olur, bir sevap kazanır. Ama hayır, helal etmiyorsa eğer, affetmiyorsa da bu günahı olmaz çünkü hakkıdır. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. İstanbul'dan bir izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz İstanbul'a. Selamlar, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar hocam. Benim iki tane sorum olacaktı ama birincisi benim bir tane bebeğim var. Ben eşimden gizli spiral taktırdım. Bu günah mıdır? Evet, soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiz? Bir de hani ölmüşlerimiz var ya, benim dedem hani vefat etti, dayım, babaannem, amcam. Ben hepsini ayrı ayrı hatim ediyorum, ayrı ayrı dua okuyorum. Benim annem diyor ki günah, hani hepsine tek tek ismen tamam edeceksin ama diğer bütün ölmüşleri de katman lazım. Yoksa onlar zaten yararlanamıyor. Diğer ölmüşler hani sana okuyorlar, bize okumuyorlar diye onlara diyor hani şey yapıyorlar. Soralım muhterem hocamıza. Geçmişlerimizi genel olarak mı anmamız lazım dualarda? Başka bir sual var mı efendim? Yok. Peki. Hayırlı akşamlar. Evladınıza hayırlar diliyoruz. İstanbul'a selamlar efendim. Evet. Şimdi bu gebeliği önleyici tedbir evet efendim konusunda Peygamber Efendimiz zamanında olsun, ondan sonraki müştehit sahabe döneminde, müştehit imamlar döneminde tedbir sadece koca tarafından alınabiliyor idi. Yani şimdiki hanımların hap kullanması gibi veya işte sprey taktırması gibi kadının gebeliği önleyici tedbir alması diye bir şey söz konusu değildi. Ancak erkekler bu yöntemi, evet, bu tedbiri alabiliyordu ki ona da azil diyoruz. Ve fıkıh kitaplarımızda şu geçer. Bir erkeğin hanımının izni olmadan, hanımından izin almadan azil yapması, yani gebeliği önleyici, gebe olmaması için tedbir alması caiz değildir. Erkeğin. Erkeğin. Bu hüküm geçer fıkıh kitaplarında. Niye erkeğin? Demin söyledim. Çünkü kadınların böyle uyguladığı bir yöntem yok. Şimdi bunu, yani çocuk sahibi olmak kadının hakkı. Dolayısıyla erkek o hakkı engelleyemez.
Ters çevirelim. Aynı şekilde çocuk sahibi olmak erkeğin de hakkı. Evet. Dolayısıyla kadının erkeğin bu hakkını engellemesi caiz olmaz. Ha, karşılıklı rıza ile, karşılıklı istekle yapabilirler. Ama bu spray konusuna da takılırım ben. Ayrıyeten spray. Ayrıyeten yani. Spiral, evet. Yani bu spray mı spray mı neyse önemli değil. Yani burada iki şey var. Bir, kocanın haberi olmadan böyle bir işe tevessül etmesi. İki, o madde. Madde sağlığa zararlıymış çok. Yani bunu doktorlar söylüyorlar. Artı bir de şu var. Tabii bir kadının ve bir erkeğin mahrem yerleri var. Bu mahrem bölgelerine zaruret olmadan ister kendi cinsi olsun, ister başka cins olsun bakamaz. Yani affedersin bir kadının bu edep yerlerine evet, zaruret olmadıkça bir başka kadın bakamaz. Bir başka kadın dokunamaz. Ha zaruret varsa elbet doğum yaptıracaktır bir kadın ebe. Elbette bu bir zarurettir. Veya hastadır tedavi olacaktır elbette bu bir zarurettir. Ama bu kardeşimizin bahsettiği şey bir zaruret değildir. İşin bir de o yönü var. Bir çocuğumuz var diyor yeni bebek. Evet. Olsun. Hani bunun için muhtemelen yeniden hamile kalmıyor. O zaman başka yöntem uygulasınlar ve karı koca bu işi ortak karar versinler. Yani mutlaka beyine bunu ifade etmeli. Haber vermeli ve madde olarak başka uygulayacaksa da vücuda zararsız ve dini açıdan sakıncası olmayan başka yöntemler uygulamalılar. Peki efendim. Evet devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. İngiltere'de ikinci bir sorusu efendim, vardı. Lütfen çok özür diliyoruz pardon. Şimdi geçmişlerimize hatim indiriyoruz. O şart değil. Yani, hepsini okumalı mıyız? Hepsini okuyabilirdi okumayabilirdi öyle bir şart yok. Yani ayrı ayrı dayım amcama bağışlıyorum demesi yeterli mi efendim? Yeterli. Günaha girmez değil mi? Yok girmez. Peki efendim. Yani ötekileri mahrum etmiş olmaz. Peki Allah rahmet eylesin. İngiltere'yi bekletmeyelim. Hay. İngiltere'deki Müslüman kardeşlerimize selam ediyoruz sizin nezdinizde. Reşit Mersin, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurunuz beyefendi. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Aleykümselam ve rahmetullah Reşit Bey, sağ olun. Hocam şimdi benim sorum olacak. Şimdi ben burada Araplarla beraber namaz kılıyorum. Evet. Şimdi bunlar namazları geç kılıyorlar. Fakat hoca normalde okuyor. İki saat sonra şey diyorlar, cemaatçe ben gitmek istiyorum. Bunun günahı var mı yok mu? Peki. Peki soralım. Vakit girdikten biraz sonra, biraz zaman geçtikten sonra cemaate duruyorlar. Doğru anlıyorum. Tabii şimdi burada saat 5'i 10 geçe namaz şey yaptılar. Ezan okundu. Peki. Fakat onlar 7'ye çeyrek kala namaz kılıyorlar. Bunun bir şey var mı yok mu? Sabahı mı? Yok akşam şimdi ikindi namazı. Ha, ikindi. Güneş battı mı? Daha burada güneş batmamış. Daha ikindi namazı kılınmamış. Hay efendim. Peki. Soralım. Değerli hocamıza soralım. Vakitler içerisindeki durumu soralım. Ne zaman cemaate durulmalı, durulmamalı? Ezanın bununla ilgili bir belirleyiciliği var mı? Ekleyeceğiniz başka bir soru var mı efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sizin nezdiniz oradaki Müslüman kardeşlerimize selam ediyoruz. İngiltere'ye selamlar. Evet değerli hocam. Şimdi namaz vakitlerinin bir başlangıcı bir de çıkışı var. Şimdi burada ikindiyi sordu. Doğru. Biz ikindi de sabahtan itibaren bir özetleyelim. Sabah namazının vakti imsak dediğimiz o imsak vaktiyle girer. Yani gecenin bitip fecrin doğmasıyla girer. Güneş doğuncaya kadar devam eder. Bu iki süre arasındaki bu 1,5-2 saate varabilir mevsime göre. Şu anda öyle evet. Bu iki süre arasında istediğin zaman kılabilirsin. Öğle namazının vakti güneş tam tepede batıya meylettiği zaman başlar. Ve gölge bir kat veya iki kat oluncaya kadar devam eder. Bu ikisi arasında öğle namazı kılınabilir. Ki günümüzde öğle ile ikindi arasında aşağı yukarı 1 ve 4.45 falan değil mi? Yani 3.5 saatten fazla bir süre var. Bu süre içerisinde istediği zaman kılabilir. İkindi öğlen bittikten sonra başlar ve güneş batıncaya kadar devam eder. Şimdi güneş kaçta batıyor? Yani 8'i 10 geçe falan. Evet. 8'i 10 geçe falan Ankara'da şu anda tam net değil ama. Ha ikindi o zaman bu ne demek? Mesela 8'e çeyrek kalaya kadar namaz ikindi namazı kılınabilir demektir. Yani o kerahat vakti girinceye kadar. Veya 7.30'a kadar kılınabilir. Ne zamandan? Evet. İşte 4.45'ten 7.30'a kadar.
Akşam güneş battıktan sonra işte bir saat 20 dakika bir süre var. Yası daha uzun. Yani şimdi burada Araplar diyor farklı kılıyorlar. Tabii oranın şartları böyle gerektirebilir. Burada önemli olan şey nedir? Güneş batmaya başlamadan önce namazın kılınmasıdır. Nitekim bunu biliyorlardır yani. Zaten bunu biliyorlar. Ve burada bir ihtilaf falan da yok. Yani bazı namazlarda işte başında mı kılalım, vaktin sonunda mı kılalım diye bazı görüş ayrılıkları var mezhepler arasında. Mesela sabah namazı ile ilgili olarak Şafiilerde biraz aydınlığa bırakmak daha faziletlidir. Affedersiniz. Erken kılmak daha faziletli. Hanefilerde biraz aydınlığa bırakmak daha faziletli. Ama hepsine göre güneş doğarken vakit biter. Ha, bütün İslam alimlerine göre güneş batarken akşam namazı, ikindinin vakti biter. Güneş batmadan yarım saat öncesine kadar falan kılındığı takdirde bunun sakıncası olmaz. Bu mezhep ayrılımı da cemaate uymaya engel değildir. Hepsi haktır bunlar. Hepsi ayetten, hadisten çıkmış şeylerdir. Oradaki kardeşlerimiz birbirlerine uyarak cemaat yapabilirler. Yapabilirler. Onda bir sakınca olmaz. Sakınca yok. Peki. Allah kabul etsin. Efendim Hatay'dan bir izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Hatay'daki kardeşlerimize selamlar. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. Buyurunuz. Benim sorum, ben de Hatay Reyhanlı'da çiftçilik yapıyorum. Evet efendim. Meyve üzerinden, kayısı ve nektarı bahçem vardır. 250 dönüm. Burada 5-600 ton civarında bir meyve geliyor tahminen. Fakat dilimizde meyveyi tartılarak mı satılması gerekir yoksa biz götürüveriyoruz, kavala veriyoruz, bahçeye komple. Caiz midir, caiz değil midir? Soralım muhterem hocamıza. Meyve göründükten böyle biraz irileşten sonra satıyorsunuz değil mi? Tahminen kızarmayı tuttuğu zaman. Evet. Anlaşıldı. Evet, evet efendim. Anlaşıldı. Peki efendim, ekleyeceğiniz başka bir sual var mı? Bunun caiz olmadığını soracağım. Biz şimdi bunu da hayyede kullanıyorduk. Onun için diyorum ki dilimize uygun mudur? Soralım muhterem hocamıza, kıymetli hocamız. Teşekkür ederim. Allah cevaplayacaklar. Sıhhat diliyoruz. Allah bereket versin inşallah tüm çiftçilerimize. Buyurun efendim. Meyveyi ağacın dalında veya sebzeyi tarlada, mesela karpuzu tarlada satmak caiz. Şimdi dalında sattığına göre tartamazsın onu. Tartmak mümkün değil zaten. Veya tarladaki karpuzu sattığın zaman, ama tarladaki karpuzda farklı bir durum var. Çünkü orada hepsi aynı anda olmuyor. Doğru. Yani onun kendine göre bir satış kökeniyle beraber satma. Usulü var, evet. Usulü var. Ha, ama ağaçtaki meyveyi satmakta sakınca yok. Yeter ki meyve kendini göstersin ve hafif şeylere, ne diyelim ona, tehlikelere karşı koruyabilecek hale gelsin. Mesela diyelim ki küçük çağla halindeki bir meyvenin o dona dayanıklılığı ile yetişmişin dayanıklılığı bir olmaz. Olmaz. Ha. Burada mesela ona şeyler... Ya Hanefilerle Şafiler arasında bir fark var. Hanefiler, Şafiler diyorlar ki, yani bir meyvenin veya sebzenin satılabilmesi için eğer o kırmızı ise kızarmış olması, veya değilse diyelim ki sertleşmiş olması. Mesela buğday. Eğer şeyinde satacaksa başağında. Hanefiler işte afetlerden emin olması. Yani o büdüvus salah tabiri kullanılır şeyde bu. Fıkıhta büdüvus salah. Yani la yecuzu bey'us temer hatta yebduva salahuhu gibi bir ifade. Yani onun salahı görününceye kadar meyveyi satmak caiz olmaz. Ha, o ne demek o salahını görmesi? Demin söylediğim Hanefilere göre afetlerden emin o hale gelecek olması. Meyvenin kendini koruyabilecek hale gelmesi. Ama tabii her afet olmayabilir. Peki efendim. Şafilere göre de kızarması veya sertleşmesi veya beyazlaşması. Ha, şimdi bu hale gelmiş. Dalında satabilirsin. Götürü usulüyle de satabilirsin. Kilo ile satmak şart değil. O kilo ne zaman gerekli? Eğer bir ürünü kendi cinsiyle takas yaparsan, o zaman kilo ile veya ölçekle alıp satmak lazım. Şimdi diyelim ki elma satacak. Ama elmayı elmayla takas edecek. O zaman şuradaki yığına karşılık şuradaki yığın derseniz olmaz.
Çünkü bu takasta eşitlik gerekir. Göz kararıyla da eşitlik olmaz, sağlanamaz. O zaman tartılması lazım veya işte o uygulamaya göre, yani örfe göre veya ölçülmesi lazım. Mesela buğday. Şimdi şurada bir buğday var, bir yığın. Burada da bir yığın buğday var. Bunlar birbiriyle takas edecekler. Neye takas ediyorlar? Diyelim ki birisi bulgur olmaya uygun, öteki un olmaya uygun. Bunlar değişecekler. Böyle bir durumda tartmalılar veya ölçmeliler. Niye? Çünkü ikisi de buğdaydır, eşit olması gerekir. Değişiminde, trampasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle emretmiş. Yedim bir yedim. Altı tane madde sayıyor. O altı maddeyi altın, gümüş, buğday, arpa, tuz, hurma. Ve bunları birbirlerle değişirken peşin olsun ve eşit olsun ifadesini kullanmış. Tabi bu altı maddeyi saydırmış Peygamberimiz ama kıyas yoluyla diğer birçok madde de bunların içine giriyor. Ha, şimdi tekrar yani biraz fazla da karıştırmış olmayalım. Kardeşimize cevabım şu. Hayır, dediğim şekli aldıktan sonra meyve götürü usulüyle satabilirsiniz. Göz kararı olur. Ki o her tarafta oluyor bu, sadece orada değil. Mesela bizim bulunduğumuz memlekette de elma bahçeleri var. Geliyor müşteri, bakıyor, tahmin yürütüyor kendine göre bir. Dönümü belli. Belli. Ağaçta meyve görünüyor. Ha, ve bir pazarlık yapıp anlaşıp satıyorlar. Bunun bir sakıncası olmaz. Söylediği gibi o zaman kırmızıya durmuş merhaba. Caizdir. Peki, caizdir. Peki efendim. Devam ediyoruz. Değerli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'ye sormaya. Kayseri'den bir izleyicimiz hattımız. Efendim hoş geldiniz. Kayseri'ye selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurunuz efendim. Ben bir soru sormak istiyorum size. Buyurun. İnternet bankacılığı üzerinden altın alışverişi yapmak caiz midir? Yani hiç el değmeden, mesela altın yükseldiğinde bozdurmak, düştüğünde de almak, bu caiz midir sizce? Peki, başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Başka da bir şey soracağım. Buyurunuz. Ben 5 yıl önce bir kooperatife yazıldım, yani bir ev almak için. O zaman için ben kredi çekip ev alma imkanım varken, yani faize girmeyeyim diye, bu evi faize girmemek için kredi çekmedim. Kooperatifle, yani ödeyerek bir ev sahibi olmak istedim. Ama ona rağmen şimdi bu ödediğimiz kooperatif işleri karıştırdı tabii. Şu anda bizi krediye zorluyor. Mesela işte ne bileyim, değişik yollarla bizden yine para almaya çalışıyor. Yani ne yapıp edip bizi bir şekilde faizin içine yine soktular. Evet. Onun için bu şu anda bunda bizim vebalimiz var mı? Günaha giriyor muyuz bu evi? Yani ben isteyerek, niyetim hep doğru olarak yani girdim ben. Ama tabii kooperatif sahipleri bunu bu dereceye getirdiler. Bunda soralım, bizim sorumluluğumuz var. Değerli hocamıza soralım. En azından ne yapılmalı? Nereden alınmalı? Evet. Böyle bir şey olursa onların yani yolunu da soralım. Şu anda ben onların yaptığından dolayı krediye dahi girsem, bunda ne bileyim, peki, günahı var mı bizim için? Peki siz nakit temin edip vermeniz halinde kredi çekmek durumunda kalıyor musunuz yine? Nakitte veremeyeceğim ben. Yani kooperatif aidatı ödeyerek bu evin sahibi olmak istiyordum. İlk başta anlaşmalar öyleydi. Evet. Ama peki, sonradan bu anlaşmalara itibar etmediler. Başka eviniz var mı? Yok, hayır. Peki. Hay hay efendim, soralım. Cenab-ı Allah hayırlar ihsan etsin. Kayseri'ye selamlar, hayırlı akşamlar. Birinci sorusu, internet yoluyla altın alıp satmak caiz mi? Şimdi bir alım satım akdinin geçerli olması için bir takım şartlar var. Çok değişik yönleriyle bir takım şartlar var. Bir defa iki bedel olması lazım. İki bedel. Yani diyelim ki bir mal, bir de para. Bu para dediğim şey illa nakit olması, yani kağıt para vesaire olması şart değil. Mesela şu kalemle bardağı değiştirebiliriz. O da mümkün. Evet. Yani iki tane değerli olacak, mal olacak. İki tane karşılıklı mal. Bu bir. İki, o mal mevcut olacak. Evet. Olmayan bir şey olmayacak. Üç, o mal mütekavvim olacak. Yani değerli olacak. Ne demek değerli? Din nazarında
haram, dinin yasakladığı bir mal olmayacak. Mesela şarap gibi, domuz gibi, leş gibi olmayacak. Ayrıca elde ele geçirilmiş olacak. Bunlar şart. Dolayısıyla bir kimse olmayan bir şeyi satamaz. Kendine ait olmayan bir şeyi kendi adına satamaz. Maliki olacak çünkü. Şarabı satamaz bir Müslüman. Veya domuzu satamaz bir Müslüman. Bu altın, gümüş, döviz alım satımında bunlara ilaveten bir şart daha var. O da nedir? Her iki bedel de peşin olacak. Evet. Mesela para verip diyelim otomobil almak vadeli de olabilir, peşin de olabilir. Veya bir elbise satın almak peşin de olabilir, vadeli de olabilir. Ama para verip para alacaksanız, mesela Türk parası verip diyelim ki dolar alacaksınız veya dolar verip Türk parası alacaksınız veya altın verip para alacaksınız veya para verip altın alacaksınız, buna bir sarf diyoruz. Bu tür satışlarda her iki bedelin peşin olması lazım ve aynı mecliste el değiştirmesi lazım. Ha şimdi internet yoluyla eğer ben karşı tarafta altın var ise, bankasında hayali değilse, hayali değilse ve ben parayı yatırdığım zaman o altın da benim hesabıma geçiyor ise, artık ondan sonra o altın onda emanet kalacaktır. Elinde. Onda tasarruf edemez. O zaman caiz olur. Ama altın yok hayali olarak, işte şimdi diyelim ki altın parayı, yani bir bakıma kredi temini gibi. Doğru efendim. Öyle olursa caiz olmaz. Ya ne olacak? Demek ki ne olacak? Bir, karşı tarafta altın olacak. Hesap değişimi gibi olmayacak. Yani karşı tarafta altın olacak. Ben parayı yatırdığım zaman benim hesabıma o altın geçecek ve altın orada emanet olarak onda kalacak. Aynı gün gidip istediğinize verebilecek. Verebilecek. Öyle olacak. Verebilecek. Peki efendim. Efendim Zülfikar Bartlak, hoş geldiniz. Avusturya'daki Müslüman kardeşlerimizi selamlıyoruz sizin nezdinizde. Buyurunuz efendim. Aleykümselam hocam. Allah razı olsun sizden. Sizden de. Buyurunuz Zülfikar Bey. Hocam benim sorum şu. Geçen dinlerken programda dinlerken coklamadan bahsettiniz. Kurban için. Etler dediğim gibi ben sadece kurban için. Ama bu kurban çoklanmıyor. Resmen beyninden fırlıyor. Hayvan kalkma imkanı bir daha yok. İkinci bir durum. Mala eziyet etme hiç yok. Sadece mal öyle bir çitaplanın üzerinde geliyor ki kıpırayacak duruyor. Bismillah Allah'a ekmedi. Sadece bıçak çalıyor. Bunun vurulduğu zaman mal kalkma imkanı yok. Kurban evet. Kurban oluyor mu? Soralım değerli ben hocamıza. Başka bir sual var mı hocam. Efendim ekleyeceğiniz? Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Avusturya'daki Müslüman kardeşlerimizi selamlıyoruz. Sorunuza bir önceki izleyicimizin ikinci bir sorusu vardı. Önce bunu cevaplayalım istersen. Peki efendim, olur. Hay. Zülfikar Bey'in sorusunu cevaplayalım. Peki. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii bir hayvanın yenilebilmesi için, etin yenilebilmesi için boğazlanmasının gerektiği ifade edilir. Yani kesilmesinin gerektiği. Evet efendim. Ve yine bir ayet-i kerimede denir ki işte yukarıdan yuvarlanıp düşen veya işte birbirine toslarken şey olan veya ne bileyim boğulan hayvan, bunlar yenmez. Yani bir yukarıdan düşmüş ölmüş. Evet. Veya toslarken ölmüş veya boğulmuş. Bunlar eti yenmez. Ancak keserseniz müstesna, yani ölmeden. Yani olur da hayvan yukarıdan düşmüş, ölmemiş. Yani kestiniz, o yenir. Veya boğul, ip dolanmış, ölmek üzere kestiniz, yenir. Kan fışkırmış. Ha şimdi bu tabii yurt dışındaki kardeşlerimizin bu şoklama meselesi epey bir problemi. Burada çok farklı yöntemler kullanılıyor imiş. Tabii biz, ben gidip görmedim kimin nasıl kestiğini ama gidip gören arkadaşlarımız oldu. Mesela böyle tabanca gibi bir şey hayvanın alnına dayalıp böyle burgulu, böyle vuranlar oluyormuş. İçinde mermi gibi bir şeyle. Yani farklı yöntemler uygulanıyormuş. Evet. Tabii biz şöyle yapılırsa böyle yapılırsa'dan ziyade şeyimiz şu. Eğer bu hayvan hangi şekilde olursa olsun şoklanırsa. Ki zannediyorum herhalde büyükbaş hayvanlar böyle elektrikle falan şoklama şeklinde değil de. Mesela bazılar varmış ki buraya darbe vuruyor. İçine girmiyor bir şey. Hayvanı sersemletiyor. Yani böyle olan da varmış. Şimdi burada biz şunu söylüyoruz.
Bu hayvan eğer ölmeden önce kesilir ve ölümüne sebep boğazdan kesilme olur ise o zaman bu yenilebilir. Ha şimdi şöyle diyenler de var bak alimler içerisinde. Eğer o hayvan yani o darbe yapılan hayvan kesilmediği takdirde ölecek durumda ise o yenmez diyenler var. Zamanımızdaki bazı alimlerden diyenler var ama genellikle olarak kullanılan şey şu uygulama. Biraz da tabii Avrupa'daki kardeşlerimizin o Müslümanlar sadece bizim Türkler değil. Evet efendim. Orada sıkıntılar var. Yani Alman seni kendi keyfine bırakmıyor. Veya Fransız kendi keyfine bırakmıyor. Yasalaştırmış. Yasalaştırmış ancak böyle keseceksin. Başka türlü kesemezsin diyor. Ha, biz burada şunu diyoruz. Ölmeden keserse o yenir. Ama hayvan ölmüş. Ondan sonra bıçak çalmış. Yok artık o yenmez. Çaresizlik vesaire söz konusu yok burada. Yani. Yok. Zaruret yok, var. Şimdi bir hayvanın eti yeniyorsa kurban da olur kesilmesi. Yani yine o zaman işaret ettiği konuşmayı ben hatırlıyorum kardeşimizin. O zaman dedik ki yenmek için kesme ile yani et için kesme ile kurban için kesme arasında fark yok. Evet. Her ikisinde de mutlaka boğazdan kesilerek hayvanın öldürülmesi gerekir. Ha, eğer bu oluyorsa caizdir. Kurban da olur, eti de yenir. Ama hayır, öldükten sonra kesiliyorsa caiz olmaz. Peki. Şimdi gelelim Kayseri'deki kardeşimizin kooperatif meselesi. Kooperatif meselesi. Vallahi o biraz tabii zor bir iş. Niye zor iş? Biz diyoruz ki ev almak için kredi alınması halinde normal faiz muamelesidir diyoruz. Ama şimdi bu insanın bir sürü bir birikimi olmuş, yatırımı olmuş, karşı taraf bazı yanlışlıklar yapmış. Bu çekilse ne olur oradan çıksa? O da halisane girmiş buraya. Halisane girmiş. Yani faize bulaşmayayım diye, taksit ödeyeyim diye girmiş. Yani zor bir durumda. Artık o kararı kendi verecek. Allah da durumunu biliyor. Ama ben şunu diyemem. Al bu faiz olmaz diyemem. Yani kredi al faiz olmaz diyemem. Faizsiz çalıştığını söyleyen bir bankadan temin et. Şimdi bu kendisi onu yapamaz. Mal yok karşılığında değil mi? Çünkü yani banka kooperatifi... Yok, bir şey yok doğru efendim. Rehin koyacağı bir şey yok. Bir şey yok. Onun için o zor. O da yani burada kendi durumunu bilecek. Cenab-ı Hak onun durumunu biliyor. Kendisi karar verecek. Efendim devam ediyoruz. Şanlıurfa'dan bir izleyicimiz. Hattımızda hoş geldiniz. Şanlıurfa'ya selamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Buyurun. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi insan evladı reddedebilir mi yani? Bunu reddetti mi günah işliyor mu yani? Soralım değerli hocamıza. Evlat reddi söz konusu olabilir mi? Başka bir soru var mı efendim ekleyeceğiniz? Hayır yani. Özel bir sebep var mı efendim evlat reddetme noktasında? Evet çok özel sebepler var ama peki. Şu anda... Peki. Soralım efendim değerli hocamıza. Evet. Şanlıurfa'ya selam ediyoruz. Allah huzur versin. Hayırlı akşamlar. Evet muhterem. Şimdi evladı reddetmek nasıl olur? Bir, sen benim evladım değilsin. Peki o zaman kimin? Kimin döşendiği doğduysa onundur diyor. Şimdi Allah Resulü. Yani reddettiği zaman karısına zina isnat etmiş oluyor bir kimse. Yani tamam. Evladına sen benim oğlum değilsin, sen benim kızım değilsin veya o benim oğlum değil, kızım değil deyince bunun babası başkası anlamına gelir. Ve bunun babası başkası demek de karısının zina ettiğini Allah muhafaza isnat etmek. Şey yapmış olur, o da kazif olur. Ki en büyük günahlardandır. Bu bir. Bu bir. Bunu yapamaz. Peki. İki, mirastan mahrum edebilir mi? Onu da yapamaz. Çünkü öldükten sonra kişinin elindeki malı mirasçıların hakkı olur. Artık kendisi değildir. Varise miras yoktu. Yok canım, varise miras olmaz olur mu? Miras varise zaten. Vasiyet yok. Vasiyet yoktu, evet efendim. Ama burada vasiyet ilgili yok. Değil bu. Yani... Ben işte ona mirasımdan pay vermiyorum. Bilmiyorum bu dese bile hukuken geçerli mi değil mi? Ama fıkhi açıdan geçerli değil. Yani evet. Benim mirasımdan filanıma, çocuğuma vermeyin demek geçerli değil. Ancak işte pek tavsiye etmiyoruz ama dünyadayken işte diğer evlatlarına verdiyse filan o şey olabiliyor ama o da tabii Peygamberimiz onu da uygun bulmamış biliyorsunuz daha önce konuştuk. Peki hocam. Yani ben şimdi bu arkadaşımıza tavsiyem şu. Çocuk, evladı yanlış yapmış olabilir. Bu aynı yanlışa düşmesin.
din ayrılığı veya vatan hainliği gibi durumlarda olan şimdi, evlat için aynı mı? O şöyle. Din ayrılığı zaten veya dinden çıkma mirasçılığa engeldir. Yani onu babası bir şey demese bile hukuki açıdan, tabii hukuki derken İslam hukukunu kastediyorum. İslam hukuku açısından bu mirasçılığa engeldir. Din, evet. Hatta ihtilaf-ı dar vardı eskiden, yani ayrı ayrı ülkelerde. Orada da mesela diyelim ki Yunanistan'da yaşayan bir Müslüman var, bir de Türkiye'deki var. Bunlar kardeş, birisi ötekine mirasçı olabilir mi, olamaz mı? Ya bu da olamıyor. Bu bile tartışılmış. O tartışılmış, evet. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Ankara'dan Ayşe Gündüz hattımızda. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Ankara'ya selamlar, iyi akşamlar efendim. Selamlar. Buyurunuz hanımefendi. Benim namaz hakkında bir sorum var. Buyurunuz. Bir yerde namaz kılmak gereği doğdu. Öğlen namazını kılıyordum. Kılacak idim. Abdest alıp camiye gidinceye kadar epey bir ara geçmiş oldu. Ben öğlen namazının sünnetinin ikinci rekatında iken hocamız farzına kamet getirmeye başladı ve ayağa kalktı. Ve ben de teyyatiye oturduğum anda selam verdim. Kalktım, hocaya yetişmek için farza başladım. Hocaya uydum, farza başladım. Farzı kıldım, son sünneti kıldım. Ondan sonra kılamadığım sünneti kıldım. Acaba ben bu işi yanlış mı yaptım? Bunu bir kere daha böyle başıma geldi. İçimde bir sıkıntı oldu. Peki. Sormak gereğini duydum. O kılamadığınız miktar kadar iki rekatı mı yoksa tüm dördünü mü efendim kıldınız? Tüm dördünü peki, kıldım. Peki soralım efendim değerli peki. Hocamıza. Teşekkür Allah ederim. Kabul etsin. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, dost doğrusu yapmış bu Ayşe Hanım. Tebrik ederim sizi. Tam olması gereken şekilde hareket etmişsiniz. Sünnet kılan bir kişi eğer bir rekat kılmamış ise, daha birinci rekattayken, ayaktayken cemaat farza başlarsa o sünneti bırakır. Sabah namazı hariç tabii. Ondan sonra imamla beraber namazına devam eder. İmam farzı kıldıktan sonra öğle namazı ise farzdan sonra o kılmadığı kısmı sünneti kılar. Ama ikindi ve yatsıda ise kılmaz. Bir daha kılmaz. Çünkü o şeydir. Ön sünnetler evet. Ama yok orada da doğru kılmaz. Şimdi şeyde ama bir rekat kılmış ise eğer, iki rekata tamamlar, bu hanımefendinin yaptığı gibi. İki rekattan sonra selam verir, imama uyar. Farzı kılar. Farzı kıldıktan sonra isterse son sünneti önce iki rekat, sonra önceki dört rekatı, isterse önce dört rekatı, sonra son sünneti kılar ve namazı tamamlar. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Peki efendim. Efendim şöyle bir sual var telkinle ilgili olarak. Aslında iki soru var hocam. İzninizle biri mail, biri sosyal medya sorusu. Birini Mustafa Bey sormuşlar. Hocam Ünal ismi telkine gelir mi? Babası sorumlu olur mu? Çünkü dedesi koydurttu demiş efendim ismi. Evet bir tane var. Ünal ismi evet. Öteki. Diğeri de hocam Ali Demiray. İyi akşamlar. Defnedilen insanın ardından telkin hadisesi var mı diyor telkin. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın telkin verdiğine dair bir şey, bir rivayet yok. Yani bizim şimdiki kabirde yapılan şekliyle. Ama o kardeşi için, yani ölen birisi defnedildikten sonra onun için dua edilmesini, o kişinin şimdi hesaba çekilmekte olduğunu söylediği hadis var, rivayet var. Ama şimdiki ey filan oğlu filan, gibi bizim hocaların şekliyle peygamberimizden bir rivayet yok. Ancak peygamberimizden şu var, ölülerinize kelime-i şehadeti telkin ediniz. Telkin etmek ne demek? Onu yönlendirmek, ona şey yapmak, telkin ediniz. Şimdi bu hadisi İslam alimleri ölmek üzere olan, ki o da muhtazardır. Muhtazardır. Halk arasında sekaret halindedir. Sekaret halindedir. Ölmek üzere olan kişinin yanında kelime-i şehadet getirerek ona o kelime-i şehadeti hatırlatın. Asıl telkin budur diyorlar. Peki kabirde yapılan telkin, demin söylediğim gibi Resulullah'tan bu şekliyle bir telkin rivayeti yok. Ama genelde İslam alimlerinin büyük çoğunluğu bunun yapılmasını sakınca doğurmayacağı. Sakınca doğurmayacağı ki birçok fıkıh kitabımıza da girmiş bu. Girmiş, sakınca doğurmayacak şeklindedir, sakınca doğurmayacak şeklindedir.
Ve dedim de söyledim, gerekçe de Peygamber Efendimizin, bu kardeşiniz için şimdi dua edin, o şu anda hesaba çekiliyor şeklindeki hadisidir. Ünal ismi efendim. Yok o isimlerinle alakası yok. Ve isimlere alakası yok. Yani illa... Telkine gelir mi? Ne demek hocam yani? Ünal ismi telkine gelir mi? Ya şimdi yani bu şu demek. Telkin verirken Ünal dediği zaman bu işte duyarım anlamına mı geliyor? Neyse. Peki. Yok isimle alakası yok. Yok yani. Yok. Peki efendim. Efendim İstanbul'dan Asım Mavzer hattımızda. Hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar. İyi akşamlar. Asım Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorularım vardı da. Buyurunuz muhterem hocamıza soralım efendim. Namaz kılarken daha iyi adapte olabilmek amacıyla gözleri kapalı namaz kılabilir miyiz? Peki. Buyurun. Buyurun efendim. Diğer bir sorum da imsak vakti girdiğinde hani sabah namazını kılmaya bayağı bir zaman oluyor. O arada kaza namazlarını kılabilir miyiz sabahın sünnetini kılmadan önce? Soralım değerli hocamıza. Sağ olun. Peki biz teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Mazer İstanbul'a selamlar. Gözü kapalı namaz kılınır mı? Namaz kılarken gözleri kapatmak mekruh olarak nitelendiriliyor, geçiyor. Tabi bu tenzihen mekruh. Tahrimen mekruh değildir. Gerekçesi nedir doğrusu ben de bilmiyorum. Ama fıkıh kitaplarımızda namazdayken gözleri kapamak mekruhtur diye kayıtlar var. Daha iyi adapte olmak bilmiyorum yani gözü kapamak daha iyi adapte olmaya bir sebep olur mu olmaz mı doğrusu bilemem. Ama mekruh olarak geçiyor. Peki efendim. İmsak girdiğinde kaza namazı kılınabilir mi sabah namazından önce? Kılınabilir. Yani bu kaza imsaktan sonra kaza namazı kılınmaz diye bir şey yok. Ancak imsak girdikten sonra imsaktan sonra sabah namazının sünnetinden başka nafile kılınmaz. Evet efendim. Yani imsak girdikten sonra sabah namazının sünnetinden başka nafile kılınmaz. Ama kaza namazının kılınmasına bir engel yoktur. Efendim Faruk Bey hocama selam ediyoruz diyor. Eşcinsellere dokunursak abdestimiz bozulur mu hocam? Çok önemli hocamdan rica ediyorum cevaplarsa sevinirim. Hayır efendim öyle bir şey yok. Yani... Şafii mezhebinde hanıma, yani bir kadına tenine dokunduğu zaman bir erkek, onun abdesti bozuluyor. Şafii mezhebinde. Veya tersi olursa. Yani erkek kadına veya kadın erkeğe. Bu el olabilir veya yani tenine dokunursa abdest bozuluyor. Ama Allah kurtarsın yani bu eşcinsel denilen sonuçta erkektir. Onunla ilgili bir şey yok yani öyle abdest bozulur diye bir şey yok. Efendim Bursa'dan bir izleyicimiz. Hattımızda hoş geldiniz. Bursa'ya selamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz beyefendi. Sorum yetişir mi acaba? Zamanınız da daraldı ama. Buyurunuz. Buyurunuz estağfurullah. Evet. Bugün 5 dakika biraz tamam, fazla efendim. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Hocama şöyle soracağım. Benim çocuklarımla ilgili ikinci evliliğimi yaptım. Onlarla böyle aramızda bir sıkıntı var. Eşime karşı, işte bize karşı, bana karşı böyle bir şeyler. Ama ölen eşim, ben ikinci evliliğimi yaptım tabii. Ölen eşimden evi ben yapmıştım eşimin üzerine. Verasette ev onlara kaldı. Ondan sonra şimdi bana bize hala böyle bir sıkıntı yaratıyorlar. Konuşmak istemiyorlar, uzak duruyorlar. Ben de üzülüyorum yani. Alt üst oturuyoruz çocuğu oğlumla. Bir tane de kızım var dışarıda. Ondan sonra... Bir tane de arazim var benim, tarlam. Evet. Şimdi böyle onu düşünüyorum. Ben de onu satıp bir ev alıp eşimle çıksak oradan ayrılsak diye düşünüyorum. Bir sıkıntı olur mu dinen. Ama ben de evi alt üst onlara bırakmış oluyorum. İkinci eşinizden çocuğunuz var mı? Tabii ki yok. Yok onun çocukları var ama benden de yok çocuk. Siz bu evi eşinize mi vermek istiyorsunuz? Yok yok şimdi şöyle... Sorun huzursuzluk var hocam ilk eşin çocuklarından dolayı. Ayrıyeten gitmek istiyor. Tarlam var diyor. Onu satıp bu evden çıkmak istiyor. Eski eş çocuklarıyla birlikte oturuyor. Başka bir yerde daha huzurlu yaşamak için. Tamam. Çocuklara zarar vermemek için. Tamam. Başka bir soru var mı efendim ekleyeceğiniz?
Yok, hocamdan dinen bir sıkıncası olur mu diye onu soruyorum. Hay hay soralım efendim. Evlatlarınıza hayırlar dileyelim. Bursa'ya selamlar, geçmişinize rahmet olsun. Evet muhterem. Şimdi ölüm hak. Evet. Kimin başına ne zaman geleceği, kimin ne zaman karşılaşacağı belli olmuyor. Ama maalesef bazı evlatlar anneleri öldüğü zaman yerine bir başka kadının gelmesini istemiyorlar, kıskanıyorlar. Evet. Veya ters oluyor bazen. Baba ölüyor, anne kalıyor. Anne evleniyor bir başka erkekle. Onun evlatları o yeni babayı, üvey babayı kabullenmekte zorlanıyor. Tabii herkes böyle değil ama böyle yapanlar çok. Keşke onlar, bu durumda olanlar şunu düşünebilseler. Ya burada önemli olan babamın rahatı, huzuru, onun mutluluğu. Veya annemin rahatı, huzuru, onun mutluluğu. Benim anamın ölümüne bu yeni gelen hanım sebep olmuş değil. Onun vadesi dolmuş ve ölmüş. Veya benim babamın ölümüne bu işte benim üvey babam sebep değil. Şimdi bunu düşünmeliler. Yani burada kendileri yani bir anne hatırı, baba hatırı gütme şeklinde değil. Ya babanın annenin rahatını öne alma, huzurunu, mutluluğunu öne alma yapabilseler. Resulullah Efendimiz'de de olmuştur bu. Mesela onun Hazreti Osman'a verdiği bir kızı vefat etmiş. Ondan sonra ikinci kızını ona vermiştir. Bu olay insanların başına gelen bir şey bu. Önce bunu bir tavsiye olarak söyleyelim bu durumda olanlara. Gelelim soruya. Hayır, bunun bir mahsuru olmaz. Yani illa bir babanın evlatlarıyla aynı binada oturması diye bir şart yok. Hatta orada oturması bir takım huzursuzluklara sebebiyet veriyor ise ve imkanı da varsa oradan bir başka yere geçmesi daha da iyidir. Peki efendim. Yani günah olmaz, yapabilir. Peki. Allah huzur versin diyelim. Samsun'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Samsun'a selamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurunuz beyefendi. Hocam geçen hafta soruyu soracaktım ama sorunun birini hatırlayamadım. Şimdi birini söyleyeceğim. Benim şerefim. Buyurunuz. Zamanınızı almayalım. Estağfurullah. Şimdi benim bir kayınçımın çocuğunun oldu da torunu adak ettim işte horoz üzerine. Bu adak olur mu dedi. Ben olmaz dediğim halde o inat etti. Olursa o zaman bir sor Diyanet dediğine. Ben de bu soruyu sormak istedim o zaman. Soralım, horozdan adak olur mu? Başka bir soru var mı efendim? Şu anda başka soru yok. Sıhhat diliyoruz. Allah, sağ olun, hayırlı akşamlar. Sağ olun, doğan evlada hayırlar dileyelim. Horozdan adak olur mu efendim? Adak farz veya vacip türünden bir ibadetle ilgili olur. Evet değerli hocam. Şimdi bu mesela oruç tutacağım şu kadar der. Adaktır bu. Veya ne bileyim işte şu kadar namaz kılacağım der. Adaktır. Kurban keseceğim der. Adaktır. Ama horoz keseceğim dediği zaman bu adak olmaz. Niye? Çünkü horozdan kurban olmaz. Evet efendim. Bu adak olmaz. Dolayısıyla onun illa bir horoz kesmesi gerekmez. Efendim bir kurban sorusu da sosyal medya üzerinden var. Enes İbrahim Bey, hocama selamlar. Ben olmasını istediğim iş için adak adadım. İşim olursa büyükbaş kurban keseceğim dedim. İşim oldu fakat şu an durumum yok. Ne yapmalıyım diyor. Vallahi durumunun olmasını bekleyecek. Yani illa bu insana sen borç al, o borçla bir dana al onu kes diyemeyiz. İnşallah Allah kendisine imkan verir, adağını yerine getirir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İlminizden istifade ettik. Allah razı olsun. Sevgili izleyenlerimiz, sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Gücü var mıdır, vacip midir? Kendiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullanmışlar? İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.